Merhaba arkadaşlar. Konumuza, dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Türkiye Kalkınma Projeleri olacak. Şuradan rengimizi, kalemimizi alalım. Önemli olan altını çizeceğiz. Türkiye Kalkınma Projeleri ne zamandır bu karar alındı? Hangi bölgelerde, hangi illerde uygulanıyor? Amaç nedir? Hepsini masaya yatıracağız. Öncesinde Türkiye'de uygulanan 6 kalkınma projesinin isimlerini bir öğrenelim değerli arkadaşlar. Haritada da görüyoruz ama önce ben şu sol altla yerleştirdim logolar ile birlikte. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Doğu Anadolu Projesi, Yeşilirma Kalsası Gelişim Projesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi, Zonguldak Karabük Bartın Projesi ve Konya Projesi olmak üzere değerli arkadaşlar 6 proje kalkınma projesi bir bölümü uygulanıyor. Bir bölümü proje olarak yapılmış uygulamaya hazır bir şekilde duruyor. Haritamıza bakacağız. Haritamız önemli değerli arkadaşlar. Zonguldak Karabük Bartın projesi burada işaretledim görüyorsunuz. Doğu Karadeniz, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Güney Doğu Anadolu Projesi, Konya Projesi haritada gördük. Burada bir şey dikkatimizi çekiyor olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde ve Marmara bölgesinde kalkınma projelerinin olmadığını görüyoruz. Demek ki bu bölgelerin kalkınmaya bir projeyle desteklemeye gerek yok. Neden gerek yok Ali Hocam? Çünkü zaten Marmara bölgesi genel itibariyle gelişmiş ve hızla da gelişmeye devam ediyor. Aynı şekilde Ege bölgesi, aynı şekilde Akdeniz bölgesi. Bu yüzden Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kalkınma projelerinin olmadığını görüyoruz Burası bizim için önemli değerli arkadaşlar şimdi dikkat ekonomik açıdan yeterince gelişememiş ancak kalkınma potansiyeli var olan yeterince gelişememiş Kalkınma potansiyeli var olan yerleri kalkındırmak için bu projeler var arkadaşlar 1950 yıl önemli arkadaşlar bakın kalem işaretledim 1950'li yılların sonlarına doğru başlamış, bir kısmı potansiyel büyüme olan 16 bölge belirlenmiş ve bu bölgelerde uygun çalışmalar yapılmıştır arkadaşlar. O projelerin isimlerini az önce öğrendik. Birazdan detaylı bir şekilde masaya yatıracağız. Ülkemizde bölgesel projeler arkadaşlar uygulanmakta olan ve fizibilite çalışması bitmiş uygulamaya hazır. Şimdi hocam uygulanmak kullanımı tamam şu an faal halde yapılıyor, uygulanıyor. Peki fizibilite çalışması tamamlanmış proje ne demek? Kağıt üzerinde her şey hazırlanmış sadece sahaya çıkıp alana araziye çıkıp uygulamak kalmış. Bu demek. Uygulanmakta olan projemiz arkadaşlar Güneydoğu Anadolu projesi şu an fizibilite çalışması bitmiş sahaya inilmiş araziye inilmiş uygulanıyor. GAP projesi. Fizibilite çalışması tamamlanan projelerden DAP, Doğu Anadolu projesi size sorularda hep kısa ismini verecek arkadaşlar. Biz o açılımı bilmek zorundayız. DOKAP, Doğu Karadeniz projesi. Yine buna bağlı olarak arkadaşlar Zonguldak, Karabük, Bartın projesi. Yeşilme Kavsası Gelişim Projesi ve Konya Projesi arkadaşlar. Bu 1, 2, 3, 4, 5 projemiz fizibilite çalışması bitmiş sahaya inip sadece uygulaması kalmış projelerimizdir. Soruyor. Aşağıdakilerden hangisi fizibilite çalışması tamamlanmış ama uygulanmayan projelerdendir? Uygulanan projelerdendir diye soru karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Lütfen bu şemayı olduğu gibi defterinize not alınız. Fizibilite çalışmalar tamamlanmış projeleri bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar. Zonguldak Bartın Karabük projesi, Doğu Karadeniz projesi, Doğu Anadolu projesi, Yeşilırmak Havzası Gelişim projesi ve şurada arkadaşlar Konya projesi yani bu projelerimiz kağıt üzerinde işlem tamamlanmış. Uygulanmakta olan projemizle başlayacağız arkadaşlar. GAP. GAP'ın açılımı neydi? Güneydoğu Anadolu Projesi. GAP Güneydoğu Anadolu bölgesini kapsıyor arkadaşlar. Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Siirt, Şırnak gibi illeri kapsıyor. Özellikle GAP'ın temel hedef arkadaşlar bakın kırmızıyla çizdim ve kırmızıyla da altlarını çiziyorum. Bölgenin gelir düzeyini ve hayat standartlarını yükselterek kırsal alanlardaki verimliliği ve istihdamı arttırmak. İstihdam iş, iş imkanlarını arttırmak. Değerli arkadaşlar, özellikle burada bir püf noktamız var. Dipnotumuz var. Dikkat et. GAP projesi denildi mi aklımıza hemen sulama gelecek. GAP projesi denildi mi aklımıza sulama gelecek değerli arkadaşlar. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP projesiyle birlikte çok verimli Harran Ovası gibi, Suruç Ovası gibi, Altınbaşak Ovası gibi ovalar sulanmaya başlandı. Toprak verimli. Sıkıntı susuzluktu, kuraklıktı. GAP'la birlikte birçok baraj yapıldı. Mesela Atatürk Barajı bunlardan biri. Türkiye'nin en büyük barajı, Avrupa'nın en büyük barajı. Ve Altınbaşak gibi, Suruç gibi, Harran Ovası gibi ovalar sulanmaya ve böylece ürün çeşitliliği artmaya başladı arkadaşlar. Mesela, kaptan önce dikkat et, geri geliyorum. Kapla birlikte o ovalarda ürün çeşitliliği arttı. Ve böylece kentleşme oranı yükseldi. Şehir oranı yükseldi. Çünkü tarım gelişti, tarıma dayalı sanayi gelişti. Tarıma dayalı sanayi bugün Şanlıurfa pamuk üretiminde birinci. Önceden GAP sulama yapılmadan önce bölge pamuk üretiminde en son sıralarda yer alırdı. Bugün birinci sırada hem de pamuk üretiminin %50'sini burada üretiyor. Hatırlayın tarım coğrafyasında buna değinmiştik. Elektrik enerji üretimi arttı ve ulaşım ağı ve kalitesi üst düzeye çıktı. Yine sanayi üretimi ve istihdam arttı. Bölge dışında olan göçler azaldı arkadaşlar. Önceden çok fazla göç veren Güneydoğu Anadolu bölgesi bir o kadar göç vermiyor. Ve burası önemli değil arkadaşlar. 1995-2001 yılları arasında sanayi tesislerinin sayısı yaklaşık iki katına çıkıyor. Bakın GAP'la birlikte sanayi iki kata çıkıyor. Bölge sanayisinin Türkiye sanayisi içindeki payı %2'den dörde yükseliyor arkadaşlar. Büyük bir oran bu. İki dip geçmeyin. Yani GAP'la sulamayla birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarım alanları, tarımsal üretim attı, ürün çeşitliliği arttı, tarım, tarıma dayalı sanayi gelişti ve bölge böylece kalkınmaya başladı. Şu an fotoğrafta arkadaşlar Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük barajını görüyoruz. Atatürk Barajı. Zaten ne demiştik? GAP sulamaydı. Barajları kim yapar? Devletin şurada yazıyor arkadaşlar bakın. Her barajın önünde de yazar zaten görmüşsünüzdür mutlaka. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü baraj yapmada tabi hem tarımda sulamada kullanıyoruz hem de elektrik üretiminde kullandığımızı söyleyebiliriz. Geldik değerli arkadaşlar. İkinci projemiz DAP. Yani Doğu Anadolu projesi. Doğu Anadolu bölgesindeki, şurada haritayı görüyoruz Doğu Anadolu bölgesinin haritasını. Doğu Anadolu bölgesindeki bütün illeri kapsıyor. Örnek veriyorum Erzincan, Erzurum, Ardahan, Tunceli. Kısaca Doğu Anadolu bölgesindeki illerin tamamını kapsıyor. Şimdi burada bir dipnot arkadaşlar. Madenlere geri dönelim. Madenler coğrafyasında işlemiştik. Hatırlayacaksınız şimdi. Türkiye'de volkanik arazilerin varlığından dolayı Doğu Anadolu bölgesi volkanik dağların, volkanik arazinin en fazla olduğu yer Yeraltı kaynakları bakımından en zengin bölgemiz. Hem yeraltı kaynakları bakımından miktar olarak zengin hem de çeşitlilik de gösteriyor. Bu yüzden DAP'ın amacında bir, bölgedeki var olan maden ocaklarını daha da geliştirmek, maden madene dayalı sanayi, bölgede maalesef çok yüksek olduğu için iklimin soğuk olmasından dolayı tarım yapılması çok zor. Tarım yapılamadığı için ne yapılıyor? Hayvancılık. Bölgedeki var olan hayvancılığı daha üst düzeye çıkarmak, tarım hayvansal ürünlerden daha fazla verim alabilmek. Bu projesin projenin ana amacı. Çünkü Doğu Anadolu projesi maalesef Türkiye'nin en geri kalmış bölgesi arkadaşlar ve en fazla göç veren bölge. Bu yüzden Doğu Anadolu bölgesinde DAP projesiyle birlikte madenciliği, madenciliğe dayalı sanayi, hayvancılığı, hayvancılığa dayalı sanayi ve yine Yüksek bir yer Doğu Anadolu bölgesi mesela Erzurum Palandöken Kayak Merkezi yine Kar Sarıkamış gibi kayak merkezleri kış turizm potansiyelini de arttırıp bölgeyi ekonomik olarak yükseltip böylece bölgenin dış bölgelere diğer bölgelerimize veya ülke dışına göç vermesini engellemek bu projenin ana amacı. Lütfen videoyu durdurup bu söylediklerimi not almanızı istiyorum çünkü önemli soracak. Geldik. Karadeniz bölgesinde bir proje. Batı Karadeniz'i kapsayan, şurada göreceksiniz arkadaşlar, Zonguldak, Bartın, Karabük projesi. Şimdi Zonguldak deyince hemen aklımıza ne geliyor değerli arkadaşlar? Taş kömürü geliyor. Taş kömürüne dayalı ne geliyor? Şurada da yazdım bakın arkadaşlar. Demir çelik sanayisi geliyor. Projenin amacı özel sektöre yeni yatırım alanlarını açmak, uzun ve orta vadeli bölgesel gelişme planı hazırlamak ve bölgede yatırım alanlarını oluşturmak. Ama dediğimiz gibi özellikle burada tekrarlıyorum arkadaşlar notal taş kömürü ve taş kömürüne dayalı demir çelik sanayisi böylece bölge daha da kalkınacak daha da gelişecek ekonomik olarak rahatlamış olacak bölge dışına göç vermeyecek aksine bölge dışından göç alır duruma gelecek Zonguldak Bartın Karabük projesinin temel ana amacı değerli arkadaşlar. Buraya da dikkat ettik. Mesela şurada dikkat okursanız Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1995 yıl geçti dikkat. 1995 yılında başlanan projenin fizibilite çalışması 97'de bitiyor. Ve tamamlanıyor. Proje 3 ili kapsıyor unutmayın. Zonguldak, Bartın, Karabük. Zaten projenin ismi de bu. Zonguldak. Şurada kısaltılmışı bu. Zonguldak'ın Z'si, Bartın'ın B'si, Karabük'ün K'si, ZBK olarak da kısaltılmış ablem olarak da. Bakın arkadaşlar bir maden ocağı. E, maden ocağında genellikle bu şekilde yerin altına mağaralar açılır. O mağaralardan raylar düşünülerek şu gördüğünüz araçla kömür, taş kömürü dışarı çıkarılır. Zahmetli bir iştir, zor bir iştir. Zaman zaman da duyuyoruz maden ocaklarının göçtüğünü ve maden ocaklarında binlerce insanın hayatını yitirdiğini de e, biliyoruz geldik. Bizi yakından ilgilendiren bir proje arkadaşlar. Doğu Karadeniz projesi, Dokap. Merkez üssü Giresun. Mesela bazı öğrencilerim hocam Giresun'dan gelirken yolun sağ tarafında görüyoruz diyorlar. Evet, Dokap'ın üstü Giresun. Merkezi. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin kıyı boyunca gittik. Hemen arkada Gümüşhane bayburt. Ancak değerli arkadaşlar, komşumuz işaretliyorum. Kim Komşumuz Samsun'da bu projenin içerisindedir. Samsun iki projeye de dahil. Hem Doğu Karadeniz projesine dahil, hem Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesine dahil. Bakın önemli not. Sorar. Aşağıdaki illerden hangisi hem Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi içerisindedir, hem de Doğu Karadeniz Projesi içerisindedir? Diyorsa cevap Samsun olacak. Sadece Samsun mu? Hayır. Ordu'nun özellikle arkadaşlar Güney batısındaki komşusu kim var burada? Tokat. O zaman diyoruz ki, o zaman diyoruz ki arkadaşlar, hem Tokat hem Samsun iki projeye de dahil. Yeşilırmak Havzası gelişim projesine de dahil, Doğu Karadeniz projesine de dahil. Bunu unutmuyoruz. Peki Doğu Karadeniz'de ne var? Bakalım arkadaşlar. Özellikle Doğu Karadeniz'de turizm var. Hangi turizm? Hatırlayın. Turizm coğrafyasında gördük. Yayla turizmi. Son yıllarda son 5-10 yıldır Karadeniz'de özellikle Doğu Karadeniz'de yayla turizmi hızla gelişiyor. Hatırlayın hep şunu diyorsunuz hocam Araplar işte bizim yayladan yer almış diye geliyorsunuz. Kaç defa söylediniz bunu hatırlıyorsunuz. O yüzden yayla turizmi ve var olan yayla turizmini daha da geliştirmek. Mesela yayla turizmi sadece yaz aylarında değil kış aylarında da artık e, faaliyet göstermesi açısından orada ne yapıldı arkadaşlar? Çambaşı Kayak Merkezi yapıldı. Bu kış baya bir e, rağbet gördüğünü biliyoruz. Yine. Tarım, çünkü e, Karadeniz'de iklim uygun, toprak verimli, tarım için önemli. Özellikle e, mesela Samsun'da çarşamba, bafra, deltovaları biliyorsunuz ki çok 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 önem arz ediyor. Yine Rize'de çay değil mi arkadaşlar? Geldik, fındık. Zaten Karadeniz deyince hemen akla gelen çay, fındık, fındık çay biliyorsunuz. Dünya fındık üretiminin %70-75'ini biz üretiyoruz. Ordu, Giresun, yine Trabzon'da, Samsun'da var olduğunu biliyoruz fındık ve var olan fındık üretimi daha da arttırmak. Daha da kaliteli fındık yetiştirmek amaçlı bu projenin bir diğer amacı olarak adlandırabiliriz. Yine Karadeniz deyince arkadaşlar ordu bal üretiminde birinci. Bunu e, hayvancılığı işlerken de söylemiştik hatırlayacaksınız arkadaşlar. Arıcılık faaliyetlerini daha da geliştirmek, bal üretimini daha da arttırmak ve ve arkadaşlar Çin'den sonra bal üretiminde Türkiye ikinci sırada. Çin'den sonra Türkiye bal üretiminde ikinci sırada. Aracılık faaliyetleri geliştiği için zaten dünyada ikinci sıraya Çin'den sonra oturduk. Yine bu bölgede arkadaşlar hatırlayın mera hayvancılığı, yaylılarda yapılan hayvancılık. Açık alanlarda bakın şurada görüyorsunuz. Açık alanlarda yaptığımız hayvancılık. Çünkü Karadeniz'de yazın yağış var. Yaz yağışlarına her zaman yağış var, yazın da yağış var. Yaz yağışlarına bağlı olarak resimde de gördüğümüz gibi gür, çayır, ot. Bu da büyükbaş hayvan, sığır gibi, manda gibi büyükbaş hayvan açısından önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Zaten mera hayvancılığı Erzurum Kars Ardahan yöresinden sonra en fazla Doğu Karadeniz'de. En fazla Doğu Karadeniz'de hayvancılığı süt, süt, ürünlerini, et, et ürünlerini daha da arttırmak hem buna dayalı sanayi geliştirmek, bölge ekonomisine de rahat nefes aldırmak var arkadaşlar. Çünkü Doğu Karadeniz çok göç veriyor arkadaşlar. Çok göç veriyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt gibi iller yoğun göç verdiğini biliyoruz. Bu göçü ancak o illerde sanayi faaliyetini geliştirerek göçü durdurabiliriz. Sanayi faaliyetlerini geliştirmeden göçü durdurmamız gerçekten zor olacaktır. Geldik arkadaşlar, Yeşil Irmak Havzası Gelişim Projesi. Samsun, Çorum, Amasya, Tokat. Az önceki dipnotu bir daha hatırlayalım. Ne demiştik? Samsun ve Tokat hem Yeşilırma Havzası gelişim projesi hem de Doğu Karadeniz projesi içerisinde arkadaşlar. Unutmuyoruz. Unutmuyoruz. Özellikle Havza'nın ekolojik dengesini bozmayacak en uygun ve ekonomik arazi kullanım planlanması, doğal kaynaklar kontrolü ve bu kaynakların etkin bir şekilde, en aktif bir şekilde kullanılması, meraların ıslahı, ıslah, etmek neydi arkadaşlar? İyileştirmek. Meraları iyileştirmek, düzenli şehirleşme ve sanayileşme bugün Samsun arkadaşlar komşumuz Samsun tarım tarıma dayalı sanayi buna bağlı olarak bölgenin Karadeniz bölgesinin ekonomik olarak en gelişmiş ili Samsundur Karadeniz bölgesinin sadece Orta Karadeniz'in Doğu Karadeniz'in değil Karadeniz'in tamamı içerisinde Samsun e, büyük bir e, ekonomik düzeye sahip olduğunu biliyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte arkadaşlar yeşil ırmak gelişim projesi tamamlanınca ne olacak? Ulaşım, iletişim ve altyabı daha da iyileşecek. Planlı kentler olacak. Çarpık kentler ortadan kalkacak yani. Kırsal kesime yönelik sağlık ve sosyal hizmetleri artacak. Ve böylece köyden kente göç de önlenecek arkadaşlar. Çünkü sürekli köylerden şehirlere doğru yoğun bir göç var. Köylerimiz artık yalnızlaşmaya başladı. Bu ne demek? Tarımın çoğunluğu köyde yapılıyor biliyorsunuz. Tarımsal üretim düşecek. Hayvansal üretim düşecek. İyi bir şey değil. Böylece tarım ve sanayinin entegrasyonu sağlanacak. Yani tarım, tarıma dayalı sanayi ilişkisi olduğu an o bölge gelişecektir. O il gelişecektir. Yine bölge turizm çeşitlenecek. Bunu Doğu Karadeniz projesinde de anlatmıştık. Bağcılık yani üzüm, meyvecilik, arıcılık ki önemli Karadeniz için organik tarım geliştirilecek. Hayvan soyları ıslah edilecek. Hayvancılık geliştirilecek. Hem inşaat hem de ulaştırma hizmetleri gelişerek Ordu gibi, Giresun gibi, Traz, Trabzon gibi, Gümüşhane, Bayburt gibi, Karadeniz'in diğer illerinde olduğu gibi Samsun, Çorum, Tokat, Amasya tarafında da bu durumun böyle olacağını söyleyebiliriz. Geldik arkadaşlar bir diğer projemiz Konya Ovası Projesi. Konya Ovası Projesi arkadaşlar KOP yazılışı Konya Ovası Projesi. Ama sadece Konya'yı kapsamıyor. Konya, komşusu Karaman, Nide, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat. Değerli öğrencilerim, ÖSYM e şöyle bir soru sorabilir. Aşağıdaki illerde hangisi Konya Ovası projesi içerisindedir? İçerisinde değildir veya diğer türlü. O yüzden mutlaka illeri bilmek zorundayız. İlleri bilmek zorundayız. Soru gelirse yorum yapma şansınız yok. Yok biliyorsanız tık işaretleyeceğiniz bir durum. Peki Konya Ovası projesinin amacı ne arkadaşlar? sulamaya dayalı. Hangi sulamaya? Mersin'den Akdeniz'e dökülen arkadaşlar bir nehir var. Bunu akarsularda gördük aslında hatırlayacaksınız. Göksu Nehri. Göksu Nehri kanallarla Konya Ovası'na aktarılacak ve Konya Ovası resimde gördüğünüz gibi sulanacak. Konya Ovası arkadaşlar Türkiye'nin en büyük ovası. Türkiye'nin en büyük ovası ve neydi? Hatırlayın tarım coğrafyasından. Türkiye'nin tahıl ambarı buğdayın, arpanın, çaldarın, yulafın en fazla üretildiği yer koyunması hem sulanmayla birlikte sadece tahıl tarımı değil sebze, meyve de yetiştirilebilir duruma gelecek. Yani ürün çeşitlenecek. Böylece bölge var olan gücüne 10 kat daha güç katmış olacak. Tarım gelişecek, tarıma dayalı sanayi gelişecek, göç alacak, kentleşme oranı artacak, altyapı iyileşecek, üst yapı iyileşecek ve bir bakmışız ki az önceki saydığımız şu iller arkadaşlar bugünkü konumundan çok daha farklı noktalara gelecektir. Konya Ovası projesiyle. Bir daha tekrarlıyorum arkadaşlar. Şuradan şu şekilde gelen şurayı da Akdeniz kabul edelim. Akdeniz'e dökülen şu Göksu Nehri. Göksu Nehri kanalla, kanallarla Konya Ovası'na gelecek. Konya Ovası'nı sulayacak. Şuradaki Konya Ovası'nı sulayacak ve ürün çeşitliliği artacaktır. Unutmayın Göksu Nehri. Değerli arkadaşlar şuraya yazdım. Göksu Nehri. Mesela der ki Konya Ovası hangi akarsuyun bağlanmasıyla sulanacaktır diye bir soru sorabilir değerli arkadaşlar. Böylece e, Konya projesi de tamamlanmış olacak. Yine şuraya altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Konya Ovası'nın temel amacı bölgede kapsamlı bir dönüşüm. Ekonomik anlamda bir dönüşüm. Sanayi, ticaret, ulaşım, enerji gibi sektörleri güçlendirmek, eğitim, sağlık, kültür ve diğer sosyal hizmetleri daha da iyi hale getirmek. Ama yine tekrarlıyorum arkadaşlar. Bölgedeki hangi ekonomik faaliyetli sulamayla birlikte yine tarım. Bu çok önemli. Tarım çok önemli. Evet arkadaşlar. Böylece Türkiye kalkınma projelerinde bitirmiş olduk. Yine tekrarlıyorum. Kalkınma projelerinde arkadaşlar mutlaka illerin isimlerini bileceğiz. Kalkınma projesi örnek veriyorum. Zonguldak, Karabük, Bartın taş kömürünü geliştirmek. İşte Doğu Anadolu'daki ne? KOP projesinin amacı ne? GAP sulandı. Ee, ne oldu? gibi sorular soracaktır değerli arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok ama çok dikkat edin. Ne diyoruz? Evde kalın, biz size geliriz.